Ceyda Düvenci'nin kardeşim dediği Hazal Kaya ile de arası çok sıkıntılı. Evet. Çünkü onunla da konuşmuyorlar. Çok bir aradalar. Programına konuk etmişti. O programda Hazal Kaya Ceyda Düvenci'nin tavırlarından çok rahatsız olmuş ve bir kırılmış. Uzun zamandır onlardan da herhangi bir paylaşım gelmedi. O çünkü o karşılıklı atışma, Hazal Kaya ile Ceyda Düvenci'nin karşılıklı atışması böyle bir sohbet ortamında baş başayken olsa sorun olmaz. Fakat ekranda belirdiği zaman bir şey ve o sosyal medyaya düştüğünde sen kendi aranda şaka yapsan bile bir süre sonra kaldıramıyorsun. Orada da bir rahatsız edici bir şey vardı yani. Bazen Müge cazgır falan demişti. Bazen krizlerde arkadaşlar da tarafını seçmek zorunda kalır. Tabii, Hazal Kaya'nın Bülent Şakrak'la arkadaşlığı Ceyda Düvenci'den çok çok daha eskiye dayanıyor. Öyle. Böyle abi kardeş gibiler. Çok yakın iki dostlar. Ceyda Düvenci ile de o vesileyle tanışmıştı. Acaba yaşanan bu krizde Hazal ben Bülent'in yanındayım tavrımı sergiledi. İki arkadaşın arası bu yüzden mi açıldı? Kocaman bir soru işareti. Zaten yakın çevremizde, kendi dünyamızda da ünlü olmasına gerek yok. Böyle Allah korusun. Çiftler ayrıldığında ya da boşandığında ya kız tarafı olursunuz ya erkek tarafı. Öyle. Her iki tarafla da samimi olup bir ömür sürdürmek ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Ya da ikisinden birden vazgeçersiniz. O ayrı mesele. Fakat Ceyda Düvenci burada ısrarla diyor ki gören de görüyor ne kadar mutlu olduğumuzu diyor. Hayır, hiçbir şey artık görüldüğü gibi değil. Değil. Bir de görüntü öyle bir görüntü de değildi. Ne hani görüntüler gördük biz. Oo. Kimlerin görüntüsünü gördük hiç unutmuyorum. Hep aynı örneği veriyorum. Uras Kaygılaroğlu'yla Melis İşiten. Onlar kadar mutluluk kareleri paylaşan başka bir çift ben hatırlamıyorum. Evet, bak sana söyleyeyim. Evet, evet. Ya fotoğraf paylaştılar. 3 gün sonra boşanma haberi geldi bize. İnanılır gibi değil şey. Hiç fotoğraflara aldanmayın. Evet, seçkin fikirler dönüşen. Evet. Nasıl ayrılık kararı nasıl geldi dedik. Ya diyor ki bir gün önce Kaan evden gitmeden bir gün önce birbirimize sarılarak bu kadar aklımda. Kanepede patlamış mısır yiyip kahkahalar içinde film izledik. Birbirimizi öptük, kokladık, sevdiğimizi söyledik. Adam ertesi günü şu anki evli olduğu Kıvılcım Ural'a gitti. Arada 8 saatte ne değişti ya da 8 saat öncesinde ne vardı da karısına sarıldı? Ya gerçekten inanılır gibi değil. Bir şeyler büyük büyük yaşanıyorsa, evet, bir şeylerin altı özellikle çiziliyorsa, bu paylaşımlar olur, sözcükler olur, tavırlar, hareketler olur. Orada bir sıkıntı var demektir. Evet, evet, evet. Yani birden eşiniz sizi hediyelere boğmaya başladı. Ben olsam şüphelenirim. Hele biz vicdanımı rahatlatıyor bir şey yaptı da. Hayır. Ben bir de biliyorsam şüpheci bir tipim. Ben 5'sem şüphede o 10. Hiç kaçmaz. Yatıştırmaya çalışıyoruz ama bir de meslekten gereği oluyor böyle şeyler. Öyle bir çünkü şey ki. Yıllardan bu yana aşkları, meşkleri, ortaklıkları, büyük işleri, paraları konuşuyorsun. Konuştuğun, yazdığın, savunduğun şey 2 gün sonra kumdan kaleler gibi yıkılıyor. Ve bir süre sonra üzerinde ne gibi bir etki artık bırakır? Artık insanlara güvenimizi yitirdik. Yani mesela bir mekana gidelim, bir kafede oturalım Müge ile. Ben hemen başlıyorum yazmaya ve kurmaya. Müge. Yan masada bizi dinliyorlar yavaş şu anda. Sesimizi kayda alıyorlar. Ne oluyoruz biz kimiz? Niye sesimizi kayda alsınlar? Hayır. Niye dinlesinler? Hayır hayatım. Ama ben bir kere hatırlıyorsun senle dalga geçiyordum. Ya git Allah aşkına falan diyordum. Şimdi yemin ederim onun dediğine geldim. Hiç insanların başına gelmiyor mu? Çok ünlü gazeteciler bir masada oturup 3 kişi yemekte balıkçıda konuşuyorlar. Yan masadan gazetecileri dinleyip neler konuştu diye haber yapanlar var. Nişantaşı'nda bir yerde çorba içiyoruz. Mercimek çorbası. Ben tavuk suyuna şehriye çorbası içiyorum. Yemin ediyorum kaşık böyle ağzıma götürürken fotoğraf DM'ye geldi. Kızlar sizi gördüm işte yemek yiyordunuz. Ve çorba içmeden çekseydin şu kaşıkla. İştahla yemek yiyorum. Hemen döndük fotoğrafın çekildiği köşeye baktık hesap ödenmiş gitmiş, kişi kalkmış gitmiş. Yani gittikten sonra zaten neler oluyor aynen. Biz de zaten öyle bir ünlüyüz münlüyüz diye değil ama asla bizim abi aramızda değiliz tabii de ama bizim aramızda konuştuğumuz mevzular işte ünlüler kritik şeyler falan onu alır. Tabii, onu alır giderler tabii ki bunu böyle düşünüyorlarmış falan diye. Neyse. Evet. Peki şimdi bizi ayrılığıyla sizleri de siz seyircileri de çünkü bazen en çok böyle onlar şaşırtıyor. Yolda karşılaşıyoruz. Neden boşanmışlar anlamadık diye soruyorlar.
Ama boşandılar. Ben hala anlamadım neden boşanmışsın. Hala 10 günleri var biliyor musun? Temizden dönebilir. Aynen öyle, vazgeçebilirler ama vazgeçmezler. Niye hala soruyoruz? El ele adliyeye gidiyorlar. El ele çıkıyorlar. Elini tutuyorsanız birbirinizin ne sorun vardı da bu noktaya geldiniz? Aynı evde yolunuza devam edebilirdiniz. Ve de ömürlerinin sonuna kadar birbirlerinin de ellerinden tutacaklarını söylüyorlar. Evet. Yani ömrünün sonuna kadar elinden tutacağı insanı bilmiyorum. İnsan hiç bırakmak istemez diyeceğim ama... geçen iki gün önce, ya iki gün önce değil, dün müydü? Mehmet Aslantuğ'yla konuştuk, telefon açtım. İki gün önce, iki bak gün gitti önce, işte. Evet, gitti, zamanlama gidiyor. Mehmet Aslantuğ ikinci sayfaya bize özel, o kendi güzel cümleleriyle bir açıklama yaptı ve dedi ki ayrılıklar hep tartışmalı bitiyor. Görüyoruz boşanmaları. Bizimki 30 yıllık bir sevgi ve aşk ve büyük bir emek var. Kıymet erozyonuna uğrayamaz artık. Lafın güzelliğine olan bak. İlişkim. Evet. El ele tutuşmak bir oyun değil, sahte bir durum değil. O an içinden gelen gerçek sevgimiz. Ben rol aldığım hikayelerde bile bunu önemsiyorum. Yani şiddetin, kadının erkeğe, erkeğin kadına uyguladığı şiddetin hiçbir surette o işin içinde olmasını istemiyorum. Hasarsız aşkı, sevgiyi bozmayan bir dil oluşturduk arzumla. Öyle de devam edecek. Psikolojik olarak çok yorgunuz dedi. Ve zaten daha önceki açıklamalarında da yorgunluk sebebiyle bitirdiklerini söylemişlerdi. Geçen söylediğimi bir kez daha söyleyeceğim. O boşanma davasının avukatı olsam, hakimi olsam, yani boşamam demiş. Ve bu görüntüyü görsem, onların el ele görüntülerini, boşamam. Gidin bir daha deneyin derim. 27 yıl, bunun 3 yılı da flört, 30 yıl dile kolay. Hakim hep de söylediğimiz şey, artık böyle tam hayatı yavaşlattın. Daha böyle biraz daha kendimiz için yaşayalım dediğiniz zamana geçmişsiniz. Evet. Çocuk da büyümüş, can da büyümüş. Yakında evlenir. Evet. Yani o kadar büyüdü. Hakim belki de onlar yorgunuz dediklerinde 30 yılı göz önüne aldı. Hakimin kararına karışamayız, bilemeyiz ama yani böyle bir 30 yıl deyince 30 yıllık eşyayı düşün. 30 yıllık herhangi bir şey düşün. Eskir, hani, eskir. Hani dostluklar daha da bir kıvam alır zaman geçtikçe. Ama kadın erkek ilişkilerinde eskime şeyi var. Tabii payı var. Payı var. Bir de Gülşen şöyle düşün. Yani alışkanlık olur ama biliyor musun Müge? 30 yıl. Şimdi nasıl atılacaklar olacak? Dile kolay yani. Şimdi Arzum Onan Avrupa'nın ve Türkiye'nin en güzel kızı seçilmiş. Mehmet Aslantuğ'un evlendikleri dönem yakışıklılığı hala çok hoş bir adam. Yani biri yakışıklı ve iddialı, biri güzel ve başarılı. Bu kadar iddialı insanların birbirlerinden bıkma, yorulma durumları belki sana bir şey normal hayatlara göre biraz Müge, daha farklı çok olabilir. Bir de beraber yaşadıkları evde. Herhalde Arzum Onan o evde kalacak bundan sonra. O kadar zor ki o evde yaşamak. O evin çok her köşesinde bir anı var. İnşallah bu 3 yıllık, 5 yıllık bir evlilik değil. Bu 30 yıllık bir evlilik. Onlarla beraber eskiyen eşyalar var. Ne olacak, o eşyaları da değiştirecekler mi? Yani resimler falan durur. Belki duvarda durmaz. Ama insana acı verir. Acı verir tabii. Yani 3 yıllık bir şey. Değil, yani değil. Aslında burada mesele biraz da süre değil de, bir büyüğüm bana öyle söylemişti. Ya Müge dedi, süre kısa olabilir ama yaşadığın yoğunlukla ilgili. Onlarda hem süre uzun hem aşk yoğundu. Evet. Yani. Rejiye de bravo, böyle kişilere göre öyle güzel şarkılar seçiyorlar ki. Biraz açsanız, yükselseniz evet, duyalım şarkıyı da. Ay çok hüzünlü oldu ya. Evet, bu bayağı bir hüzünlü oldu. Sıradaki haberin şarkısını da ben isteyeyim sizden. Ne olsun? Aşk her şeyi affeder mi? Onlara bir o yakışıyor galiba. Bir de Aşkın Nur Engin'in şarkısı vardı değil mi? Özür dilerim. Onlara şu anlık pek romantik bir şey yakışmıyor. Duruma. Yani kesinlikle. Kendileri hoş, çok tatlı, güzel insanlar ama durum güzel değil. Evet, bir de Burak Kut'tan da olabilir dedi. Eda gelsin olabilir. Çünkü onlar da birbirine en çok...